Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeyri Risalesinden makamlar ve hallerden devam ediyoruz. Kanaat. Kanaat, iktisadi ve dengeli yaşama, alacağı şeyleri ihtiyaç ölçüsünde alma ve yine kullanacağı şeyleri de ihtiyaç ölçüsünde kullanma suretiyle israftan sakınmak demektir. Müfessirlerin çoğu, erkek olsun kadın olsun, kim mümin olarak güzel işler yaparsa elbette ona güzel bir hayat yaşatacak ve onların işledikleri en güzel işleri esas olarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız. Nahl suresi 97. ayetinde geçen güzel bir hayatın kanaat olduğunu söylemişlerdir. Ey ehli beyt, yani ey peygamberin ev halkı! Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Ahzab suresi 33. ayetindeki kirden maksadın cimrilik ve tamah, tertemiz yapmak istiyordan maksadın ise cömertlik ve başkalarını kendine tercih etme manasına izhar olduğu söylenmiştir. Şu hadisler de kanaat hakkındadır. Kanaat tükenmeyen bir hazinedir. Vera sahibi ol ki insanların en ibadet edeni olasın. Kanaatkar ol ki insanların en şükredeni olasın. Kendin için sevdiğini insanlar için de sev ki gerçek mümin olasın. Yakınlarınla iyi komşuluk et ki iyi Müslüman olasın. Bir de gülmeyi azalt. Çünkü çok gülmek kalbi öldürür. Kanaat, arzu edilen şeylerin yokluğunda kalbin huzur ve sükunet içerisinde bulunması, nefsin taksim edilen rızka razı olması, insanın mevcut ile yetinip elde olmayana tamah etmemesidir. Vehbin Münebbih rahmetullahi aleyh, izzet ve zenginlik yeryüzünde dolaşırlar. Nerede kanaatle karşılaşırlarsa oraya yerleşirler diyerek kanaatin gerçek zenginlik olduğunu ifade etmiştir. Tevekkül. Bir kalp ameli olan tevekkül, sebepler dairesinde kusur etmeksizin onları yerine getirip sonra da kudreti sonsuzun tasarrufunu beklemektir. Bütün takdirlerin Allah tarafından yapıldığına imandan sonra rızık ve geçim için çalışıp çabalama kalpteki tevekküle ters değildir. Bir şeyin elde edilişi zorlaşıyorsa bu Allah'tan olduğu gibi kolaylıkla elde edilenler de yine Allah-u Teala'nın kolaylaştırması ile elde ediliyorlardır. Kur'an'da birçok ayet tevekkülden bahsetmektedir. Bunları örnek olarak verebiliriz. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Eğer inanıyorsanız Allah'a tevekkül edin. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadislerinde de tevekkülden bahsedilir. Bir defasında Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir haç mevsiminde bütün ümmetler bana gösterildi. Dağları ve ovaları dolduran ümmetimin çokluğu ve teşkil ettiği yekün hoşuma gitti. Bana razı oldu mu diye soruldu. Ben evet dedim. Bununla beraber ümmetimden 70 bin kişi hesapsız cennete girecektir. Bunlar dağlama yapmayan, uğur için kuş uçurmayan, üfürükçülük yapmayan, Rablerine tevekkül edenlerdir. Bunları işiten Ukkaşa bin Mihsan radıyallahu anh ayağa kalkarak, ''Ya Resulallah, Allah'a dua ediniz de beni onlardan yapsın.'' dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti. Bir başkası daha kalkarak aynı ricada bulununca Efendimiz Ukkaşa seni geçti buyurdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine devemi serbest bırakıp tevekkül edeyim mi diye soruna önce bağla sonra tevekkül et buyurarak sebepleri tas tamam yerine getirmenin önemini ifade etmiştir. Yahya bin Muaz'a insanın ne zaman mütevekkil olabileceği sorulunca her işine Allah'ın vekil olduğuna rızası olduğunda diye cevap vermiştir. Sehil bin Abdullah, tevekkülün gassalın elindeki meyyit gibi Allah'ın muradına teslim olma hali olduğunu söylemiştir. Hazreti İbrahim'in aleyhisselam, mancınıktaki hali tam bir tevekkül örneğidir. O, mancınıkla ateşe atılmak üzereyken Hazreti Cebrail gelip bir ihtiyacı olup olmadığını sormuş. Hazreti İbrahim, Yüce Allah'tan başkasını görmediği için ona sana ihtiyacım yok demiştir. Tevekkül hakkında Zünnün-i Mısri Allah'tan başka bütün mal mülk sahiplerine bel bağlamaktan kurtulmak, sebeplere güvenmeyi terk etmektir. Ebu Abdullah Kureyşi her halükarda Allah'a bağlılıktır. Sehil bin Abdullah tevekkül Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hali ve onun sünnetidir. Onun hali üzere kalmak isteyen onun sünnetini asla terk etmesin demişlerdir. Denilmiştir ki tevekkül senin yanında az ile çoğun aynı olmasıdır. Ebu Ali Dekkak
tevekkülün üç farklı derecesinden bahsedip bunların sırasıyla tevekkül, teslim ve tevhid olduğunu söylemiş ve şöyle devam etmiştir. Mütevekkil Allah'ın vaadiyle sükunete eder. Teslim sahibi onun ilmiyle yetinir. Tevhid sahibi ise onun hükmüne razı olur. Şükür. Şükür, nimet sahibine boyun eğerek ona ait nimeti itiraf etmektir. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi de şekurdur. Şükreden kuluna karşılığını çokça veren manasındadır. Şükrün hakikati, ihsanda bulunanı, ihsanını zikrederek övmektir. Nimetin arkasındaki gerçek nimet verici, mün'im olanı olan Allah'ı görmektir. Şükrün çeşitleri vardır. Dilin şükrü, kulun gayet mütevazi bir halde mazhar olduğu nimeti itiraf etmesidir. Bedenin şükrü, vefa ve hizmet ile sıfatlanıp bütün azaları hak yolunda kullanmaktır. Kalbin şükrü ise nimeti lütfedene karşı sürekli saygı ve hürmet halinde olup, onu gönül gözüyle devamlı görüyormuşçasına bir seviyede kalmaktır. Kur'an, eğer şükrederseniz size olan nimetimi artırırım. İbrahim Suresi 7. ayetinde buyurarak şükür nimet ilişkisine atıfta bulunur. Bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anh'a izin istemiş ve Hazreti Bilal sabah ezanı okuyuncaya kadar ibadetle meşgul olmuştu. Gözyaşları çağlamış, ayakları şişmişti. Hazreti Ayşe, Allah geçmiş gelecek bütün günahlarını affetmişken niçin böyle yaptığını sorunca Allah Resulü şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap vermişti. Şükrün devamlarını ifade sadedinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Cennete ilk çağrılacak olanlar iyi kötü her halükarda Allah'a hamd edenlerdir. Bir normal şükür vardır, bir de çok şükretmek vardır. Örneğin eldeki nimete, bir ihsana şükretmek normal iken belaya veya elden çıkan nimete şükretmek normalin çok üzerinde Allah'a teşekkür etmek demektir. Davud Aleyhisselam bir defasında Cenab-ı Hakk'a "Ya Rab, senin şükrünü nasıl eda edebilirim ki? Sana şükür etmem dahi üzerimde şükrü gerektiren ayrı bir nimettir." deyince Cenab-ı Hak işte şimdi tam şükrettim buyurmuştur. Sehil bin Tüsteri'ye birisi gelerek evine hırsız girdiğinden dert yanmıştı. Sehil o adama "Sen Allah-u Teala'ya şükret. Ya şeytan senin kalbine girip tevhid inancını çalsaydı o zaman ne yapacaktın?" diyerek her halükarda şükre bir pencere açılması gerektiğine işaret etmişti. Bir defasında Hazreti Hasan radıyallahu anh Kabe'nin örtüsüne yapışmış ve Allah'a şöyle seslenmiştir. "İlahi, beni nimetlerle perverde ettin ama beni şükreden bulmadın. Beni imtihanlarla denedin ama beni sabreden bulmadın. Buna rağmen ben şükretmedim diye nimetlerini çekip almadın. Sabretmedim diye sıkıntılarla beni sürekli sınamadın. İlahi, kerim olandan ikram ve keremden başka ne beklenir ki?